Bosporus Otel adım adım sıla yolunu sunar. Adım adım sıla yolu başlıyor. Her yaz tatil nedeniyle Türkiye'ye giden Türkiye kökenli göçmenlere gurbetçi yakıştırması devam ediyor. Aradan geçen yarım asırlık süreçte pek çok şey değişmiş gibi görünse de içimizdeki gurbet, vatan özlemi asla değişmedi. Vatana olan bağımlılığımız asla içimizden çıkmadı. Türkler için gurbet, sevdiklerine özlem duymak demektir. Vatan toprağı kokusundan yoksun kalmak demektir. Ve gurbetçi olarak bunu birebir yaşamak demektir. Avrupalı Türkler, birinci nesilden günümüzdeki nesile kadar az bir süre içinde olsa sevdiklerine kavuşmak, vatan toprağını koklamak ve tatillerini geçirmek için her yıl binlerce kilometre yol kat etmekteler. İşte bu yolun adı Sıla Yolu. Her yaz başında Avrupalı Türkleri bir izin heyecanı sarar. Çünkü yıl boyunca gidilip gelinen iş, okul, koşuşturmaların bedensel ve ruhsal açıdan verdiği yorgunluğu atmak, içine girilen rutin tempodan çıkıp kafa dağıtmak, dinlenmek, farklı şeyler yapmak, memleket hasretini gidermek, yeniden üretim için enerji depolamak adeta bir zorunluluk. Ancak vatan hasretini gidermek için çıkılan Sıla yolunda kat edilen binlerce kilometrelik yolda vatandaşlarımız birçok sıkıntılarla ve sorunlarla karşılaşmaktadırlar. 2002 yılında her insanın bir rehberi olması gerekir düşüncesiyle yola çıkan Sıla Yolu.com yöneticileri, Sıla yolunda yaşanan bu sıkıntılara ve sorunlara dur demek için kollarını sıvadılar. Artık Sıla yolunda yaşanan bu sıkıntılara ve sorunlara çözüm üreten bir dernek var. Avrupa'nın ilk Türk Otomobil Derneği artık gurbetçilerin yanında. Her nerede sıkıntı yaşayan bir vatandaşımız varsa, Sıla Yolu Avrupa Türk Otomobil Derneği onların yanında olacak. Sıla Yolu Avrupa Türk Otomobil Kulübü, Sıla Yolu'nda yaşamış olduğunuz tüm sorunlarınıza etkin çözüm yolları buluyor ve sizler için tüm yasal ve bürokratik engelleri aşıyorlar. Sılayolu.com ekibi, her yıl olduğu gibi bu yılda sizleri Sıla Yolu'nda yalnız bırakmadı. Sıla Yolu ekibi sizlerden önce yola koyulup tüm bilgileri topladı. Sıla Yolu güzergahında yollarla ilgili tüm bilgileri bu programımızda bulacaksınız. İhtimali düşündüm, bulamadım çaresini. Ya seni terk etmeliydim, ya vurmalıydım kendimi. Her ihtimali düşündüm, bulamadım çaresini. Ya seni terk etmeliydim, ya vurmalıydım kendimi. Körmüşüm, cahil. Sen kimmişsin, seni sevmişim ben. Zor bela, unutabildim her şeyi. Zor bela, avutabildim kendimi. Çıkarabildim.
Benim ismim Gülfiden Ertaş. Almanya'dan geliyorum. Berlin'de doğdum, büyüdüm. Ve şu an Bosporus baklavasını yiyorum. Gerçekten çok leziz. Hatta bir tatmak istiyorum. İstiniz olursa, olur mu? Antep fıstıklı yoğunlu. Ve muhteşem bir tadı var. Yani eğer istirahat etmek istiyorsanız ve güzel tatlar tatmak istiyorsanız Bosporus'a bakın. Sen kim misin, seni sevmişim ben. Neyse, boş ver. Zor bela, unutabildim her şeyi. Bekliyoruz inşallah. Onu insanlarımıza yolda kalmasınlar. Herkes Türk değildir. Herkes merhametli değildir. O yüzden yani yabancının ülkesine vardığın evet. zaman adamlar ilk başta insanı ezmeye kalkıyorlar. Parasını almaya kalkıyorlar. Onları engellemek için insanlarımıza küçük bir evet. Sıla Lasix diye bir... Sıla Lasix gerçekten de kulağa hoş gelen bir marka. O evet, tamir seti ne kadar seti. Hani ne kadar sürebilirsiniz o tamir setiyle? Mesela diyelim ki yolda patladı. Evet. Lastik oldu. Lastiğin içine çivi girdi. Evet. Nasıl, ne kadar sürebilirsiniz onu? Yani benim gibi bir uzmana bir lastik tamiri eğer ön tarafta çivi girmiş olduysa belki 5-6 dakikada o lastiği tamir ederim. Ama bir uzman olmamış bir insana, ben burada zaten onu göstereceğim vatandaşlarımıza. Bir kadın yapmış olsa 15 dakika tamirini, evet. çivi tamirini. İncay Bey, şimdi teşekkür ediyorum. Buyurun, son sözünüzü alalım. Rejiden arkadaşlarımız uyarıyor. Zamanımız çok çabuk geçiyor. Hakikaten zamanımız yeterli gelmiyor. Çok çabuk geçiyor. Bir programın sonuna daha gelmiş bulunmaktayız. Hemen kısaca alalım, programı kapatacağız. Yok, sormak istediğini şey yapacaktım da anlatacaktım da anlattın. Hı. Sıkıntısı yok. Demek evet. istediği yani bir ne kadar tamir olduğu zaman, o prop yaptığı zaman, lastiği evet, tamir evet. ettiği zaman demek istediği... Kaç kilometre gidebilirsiniz onunla? Gidebilirsin. Evet. Devam gidebilirsin. Aynen. Lastik aşına ne kadar? Ama sonuna kadar gidebilirsin. Evet, şu lastik garanti. Bak, buradan anlatalım. Şu lastik evet. ya, bu lastik olduğu için lastiğin belirli bir ebatı vardır. Kenarında iki parmaktan içeriye tamir edebilirsin. Bir parmak. Aynen. Evet. İki parmakta içeriye tamir edeyim. Dışarısında tel yok. İçinde tel olduğu için onu atabilirsin ama dışarıya tamirle. Bir dahaki getirdiğinde getirsin. Lastiği de getirdiğinde detaylı konuşacağız. Detaylı şekilde anlatırız. Bir dahaki evet. programımızda ürünü getirin mutlaka. Bu evet. detaylı bir şekilde vatandaşlarımıza çok güzel bir şekilde vatandaşa bunu anlatalım. Gerçekten tamam. çok yardımcı olacak bir set. Evet, çünkü evet, inanıyorum. Evet. evet sevgili dostlar, ben sizlere buradan katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Vaktimiz, zamanımız gerçekten çok çabuk geçiyor. Sizlerle gerçekten çok güzel sohbetlerimiz evet, evet, oluyor. Çok faydalı sohbetlerimiz oluyor. Her programda mutlaka sizleri de yanımıza görmek istiyoruz. Bekleriz. İnşallah. Bakalım Allah'ın nasip etse sıkıntı evet. yok. Aynen. Sevgili dostlar, bir programımızın sonuna daha gelmiş bulunmaktayız. Önümüzdeki hafta tekrar Adım Adım Sıla programında görüşmek üzere. Önümüzdeki hafta sizlerle Sırbistan bölümünde birlikte olacağız inşallah. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sevgi ve saygılar. Sevgi ve saygılar tabii.
Adım Adım Sıla Yolu başlıyor. Sıla Yolu, Avrupa Türk Otomobil Kulübü ekibi sizlerden önce yola çıktı ve sizler için önemli bilgiler içeren bir program hazırladı. Yollara çıkmadan önce yapılması gerekenler. Seyahat bilgileri, kat edilmesi gereken ülkeler, konsolosluk uyarıları, Sıla Yolu'nda ülkeler ve uygulanması gereken şartlar, hepsi ve daha fazlası pazar 13'te Adım Adım Sıla Yolu'nda Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa'da.